Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğü duyuruldu. 83 yaşında ölen Gülen böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra demans sebebiyle tedavi görüyordu. FETÖ-PYD elebaşı Gülen 15 Temmuz 2016'da 251 yurttaşımızın ölümüyle sonuçlanan darbe girişiminin mimarı olarak kırmızı bültenle hakkında arama kararı bulunuyordu. Gülen Amerika Birleşik Devletleri'nde bir süredir tedavi görüyordu. Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini bizzat FETÖ'nün yayın organı Herkul duyurdu. Terörist elebaşı Gülen'in yeğeni Ebu Seleme Gülen de sosyal medya hesabından FETÖ elebaşının ölümünü doğruladı. Gülen böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans nedeniyle tedavi görüyordu. 27 Nisan 1941'de Erzurum'un Pasinler ilçesinde doğan 83 yaşında Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya kentinde ölen FETÖ-PYD lideri Fethullah Gülen'le ilgili 28 Şubat döneminde dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü örgütlenmesi hakkında bir rapor hazırladı. Rapora göre Gülen bir örgütün lideriydi ve liderlik ettiği örgütün mensupları Türk emniyet birimlerine sızmaktaydı. Emniyet Genel Müdürlüğü bu raporu aldıktan 3 gün sonra 21 Mart 1999'da sağlık problemlerini sebep gösteren Gülen, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. O tarihten itibaren ölümüne kadar Pensilvanya eyaletinde Silosburg kasabasında yaşadı. Devlet kurumlarına sızarak bir diktatörlük oluşturma hevesinde olan Gülen, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin de mimarıydı. 28 Ekim 2015 tarihinden beri Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan en çok aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde yer almaktaydı. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı yetkilileri 27 farklı suçlamadan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'ne resmi olarak 7 kez Fethullah Gülen'in iadesi için talepte bulundu. Fethullah Gülen, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme, Cumhurbaşkanına suikast, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, sınav sorularının çalınması, usulsüz dinleme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını gerçekleştirmekte suçlanmaktaydı. Gülen hakkında açılan 45 davada 1 numaralı sanık olarak halen yargılanmakta.